konuşmasını yapmak üzere Sayın Onursal Başkanımız, Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Başkanı Tülay Kılar ile birlikte. Evet, Sayın Mali Müşavirler Derneği'nin Parti Şube Başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri, Sayın birinde üyesi olmaktan gurur duyuyorum, Babı Derneği'nin Başkanı, Sayın hocalarım, eğitmenlerim, Sayın basın, değerli Fatihli, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaptığım Bağımsız Mali Müşavirler Grubu'nun üyesi ve yönetim kurulu ayrıca bir de saygıcılığım olsun. Evet değerli arkadaşlarım, gündemimiz çok dolu. Türkiye'nin şu anda geldiği konuda bazı sıkıntılar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine yapılan saldırıları naletlemek, boşverin, tam tersi lanetin üstünde bir şekilde kınıyoruz. Bizler Atatürk ülke ve Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar sahip durmalıyız. Asla da bundan vazgeçmemiz veya taviz vermemiz mümkün değildir. Açıkça söylemek gerekirse, misak-ı milli sınırlarımız içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuna kadar arkasında ve yanındayız. Bu anlamda da yapılan her şeyin de arkasında olmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, ben her konuya girmeyeceğim. Sadece birkaç konu hakkında bilgi vereceğim. Bir de televizyonu şöyle bir seyrediyordum. Gerçekten Türkiye'de bazı şeyler ters gidiyor. Hocalara kusura bakmasın ama bir konu beni çok rahatsız etti. Çevrecilik özelliğim var. Arkadaşlar bakın. Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi var. Sayın Rektörümüz 2 hektarlık ormanlık alanı sabahleyin çok seyrede seyrediyordum. Kestirmiş. Ve yerine taş koyulmuş. Soyadına uygun. Soyadı da taş. Bir eğitime bu kadar yüksek olduğu bir ülkede toplam üniversitemiz zaten 200'e yaklaştı. Birinin başındaki bir rektörün yaptığına bak. Kınamak mı? Ya biz öyle bir genlerden geliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk Yalova'daki yazlığının sadece ağacı kesmek değil, dalını kesilmesin diye evini 10 metre öteye taşınmış. Öğrenciler rahat etsin diye 2 dönüm arsadaki 30 yıllık çamları kesti. Ve sevgili rektör, yapan da rektör. Kramak bir yana kendisine söyleyecek bir laf bile bulamadı. Değerli arkadaşlarım, biraz sonra 6.730 sayılı yapılandırmayı arkadaşlarımız size anlatacaklar. Özellikle Hakan Hocam ve değerli Başkan Yardımcım, Denetim Kurulu Başkan Yardımcım Aykut Hocam anlatacaklar. Yıllarca birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlar var. Bu kürsülerden birlikte Hakan Hocam'la karşı karşıya geldiğimiz noktalar oldu. Şimdi Türmok'ta kendisiyle birlikte yol almaktan gurur duyuyorum. Evet, kendisi ayrıca SMM ünvanıyla yola çıktığı yolda şu anda doçent. Bu da ayrıca kendisine saygı derecesine geliyor. Tüm meslektaşlarımızın da keşke eğitim seviyesini yukarıya çıkması. Eğitim seviyesinin yukarılarda olması gerekiyor. Bizim büyük kazanımlarımız olacağını inanıyorum. O anlamda da kendisine şükranlarımı sunuyorum. Şimdi ne anlatacağım? Evet, bağımsız denetim konusunda sadece bir konuyu anlatıp bundan sonraki yönetim anlayışım konusundaki grubumun aldığı kararlılığı da her konuyu sizlerle paylaşacağım. Her konuyu sizinle birlikte anlatarak yol alacağım. Bağımsız denetim konusunda neler yaşayacağım? Bunları bilin ve ona göre hayatımızı şekillendirelim. Bakın değerli arkadaşlar, bizim bağımsız denetim konusunda oda yönetim kurulunda kendi aldığımız kararlar gereğiyle 2010 senesinde yola çıktık. 2009'da dağın öte tarafını anlattık sizlere. İşte o tarafta şunlar var, denetimde bunlar var, bunları yaşayacağız, artık defter tutmayacağız dedik. 2016
bağımsız dedi, Rus hakları duvarda asılı. Kimi aldı, kimi almadı. Birileri haklar dedi. Gelin bakalım neler yaşadı. Evet, 2010 senesinde bağımsız denetim konusunda neler yaptı? 2010 senesinde bizlere bağımsız denetimin merkezini kurdu. Turmok. Peki bu bağımsız denetim merkezi ne yapacaktı? Tüm meslektaşları bir imtihana sokacak. Evet. Bağımsız denetim kurumsadı Resmi Gazete 1.0 bile yayınlandı. O tarz. Düzenlemesine bakarsanız hemen hemen hepsi karşı çıktıkların hepsi düzenleme içinde var. Kamu gözetim kurumu da hemen hemen aynısını yapmış. 1 Kasım'da yürürlüğe giren bir yapıyla da dediler ki ayın 15 Kasım'dan itibaren, Aralık'tan itibaren de başvurularınızı yapın, imtihan alacağız. Evet, 6000'e yakın arkadaşımız başvurdu. Bunların içinde 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık meslektaşlık, genç meslektaşlık sayısı çok. Peki ne oldu? Şubat'ın ikisinde gene denetim tevhi iptal edildi. Gelin dilekçelerinizi isterseniz geri alın dedi. Durum o. Attıkları imzaya geçecek. Hepsi. Yani bir tane tebliğ yayınlığı, onu da iptal edildi. Nedeni? Birileri imtihana karşıyız diye ve bunu yapması gereken biz diye ortaya çıkmasından. Peki ne kadar doğru? Peki size söyleyeyim. Hiçbir doğru değil. Arkasından kamu gözetim kurulacak diye söyleyen Sayın Masum Türker bu konuşmayı yaptı. Bakın kamu gözetim kurulu kuruluyor. Bundan dolayı bunu yapın diye ve burada eğitimden geçerek arkadaşlarımın hepsini bağımsız denetim ruhsatını alsın. Ve bu konu bitsin. Evet. 2011'in Kasım ayına geldiğimizde de ne tesadüf ettik? 2 Kasım'a geliyor. 2 Kasım'da kamu gözetim kurularak hayatta geçti. Geçince de ne oldu? Olanlar oldu arkadaşlar. 15 yıllıklar, 10 yıllıklar bir müze kaçtı. Bu arada hepimiz eğitimden geçtik değil mi? Hepimiz birer sertifika aldınız. Ben o eğitime katılmadım. Diyorlar ki, Hüday, sen niye işine gelmedin? Arkadaşlar o eğitimleri içeride savunmasını yaptı. Şahsım, bakın hepiniz eğitimlere geldiniz. Çoğunluğu sertifika yaptı, duvarınızı astınız. Ben oda başkan yardımcısıyım. Ne eğitime girdim, ne o sertifikayı aldım. İnanmadığım bir şey yapma. Doğru değil. Çünkü siz orada bir standarttan bahsediyorsunuz, POBİ standartı. Ne üniversiteler tanıyor, ne yapılar tanıyor. Dünyaya soruyorsunuz, kamu gözetim kuruluyor. Gidin şunu onaylatın, getirin diyor. Üniversitelerden denk gelin. Onaylatamıyorsunuz. Sonra dışarı çıkıp konuşuyorsunuz. Şudur budur diye. Denk gelin onaylatacaksınız ki kabul etsin kurum. Denk güvenlikli üniversiteler bile onaylamıyor. E ne oldu? Yapılan onca eğitim, onca paramız çöpe gitti. Ben eğitime karşı değilim. Ama yapılan masrafın 3,5 milyon lira cebimizden çıktığını düşününce bu sadece turma bu masrafı. Diğer odaların yaptığı masrafı aynı. Emeğimize mi yanalım? Yapılan uygulamaya mı? Peki bu yapılan eğitimde harcanan paranın dışında neler var? Daha da kötü. Eğitim bitti. Aldığımız kağıtlar kenara attı. Geçti. Arkasından kamu gösterim kurumu kuruldu. İmtihanları boykot edildi. Hiçbiriniz girmedin imtihan. Ama girmeyiz. Neden? Biz sayılacağız. Ne sayıldı arkadaşlar? Hiç. Olmaz ki zaten. Dünyada kamu gözetim kurumu diye bir kurumlar var. Var. Ve siz daha evvelden yapsaydınız muhtesef hakkınızdı ve bu olay olup biterdi. Ama yapmadınız, kuş uçtu gitti. Sonra duvarda yazı. Genel kurulda çok güzel bir yazı var. Hepimize gösterdim orada. Kenarda, solda genç arkadaşlarım görsün diye özellikle üstüne basa basa söyledim. Ama maalesef derdimizi anlatamadık. Gençlerin hakkı alınıncaya kadar bağımsız denetim ne? Gitmeyeceğiz ve almayacağız. Peki ne oldu? Hiç kimse gitmedi. Gidenlerin de Ankara Üniversitesi'ye gidip evet, Ankara Üniversitesi'ne gittiniz, giden arkadaşınız 1.000 lira İSMO, 1.000 lira TÜRMOK, 1.000 lira üniversiteye verildi. Zaten. Meslektaşın ne yararına var? Ben İstanbul Üniversitesi'nden aldım. Gene karşı çıktı. Hain oldum.
Benimle birlikte şu anda yanımda kurullarda olan hainler de var. O zaman hain değiller, yanımdalardı. Benimle birlikte çıkınca hain olur. Zaten bu işte bir literatür hatası var. Eğer bizim mesleki açıdan rüfetmeye bakarsak bir terslik var. Bütün başkan yardımcılarının hepsi bir terslik olduğunu söylüyor. Ben sonuncusuyum. Ama bir türlü tersliğe ta 96'da Mustafa Karsavur'dan bugüne kadar gelindi. Bir türlü anlatamadık herkese. Sonuna kadar anlatmak adına ben buralarda olacağım. Arkadaşlarımla yol ayırmamız buradan en başında başladı. Nerelere mi geldi? Gençlerin hakkı diyenler, onlara o hakları olmadan almayacağım diyenler şu anda eğitimi tamamladılar diyor. Bakın burada. Gençlerin hakkı verecek ne olursa olsun almayacağım diyenler aldılar eğitimi. Yarın bağımsız denetim sınırını alacaklar. Yani bir yerde söyleyin, sonra öbürsü gün nasıl olsa millet unutur. Ve nasıl olsa o zamana kadar bu iş bitti. Seçim bitti ya, sorun da bitti. Bu mudur arkadaşlar? Bu mudur? İSMU'nun 8. katındaki bir kişiye mahkum mudur bu meslek? Araç, sekreter, şoför, her türlü imkan. Evet. Sizin imkanlarınız. Türkiye siyasetine soyulmuş. Biz buna karşı tüm Türkiye'deki demokrat yapılarla bir araya gelerek Dürmok'taki adayımızı belirleyerek yola çıkıyoruz. Yolumuz meslek adına aydınlık bir yol açmaktır. Bu anlamda da Mahsun Türkiye'yi destekleme kararı aldık. Öbür olayların içinde en iyi olduğuna ve mesleğin önünü açacağına inandığımız için. Çünkü derslerimiz çok fazla. Derdi olmayan var mı arkadaş? Yok. Tahsilat derdi baş belası. Yeni bir yöntem bulmak zorunda. Haksız rekabet. Artık kimse ilgilendirmiyor biliyor musunuz? Çünkü artık normal hayatın akışı oldu. Müşteri, müşteri de yok. İtibar. Yozlaştık mı? Meslek etiğini içime koyuyorum. Dolmuyor. Geçen meslek etiğiyle ilgili bir yazıyı okudum. Bir arkadaşımız yazmış öğretim yöneticisi. Ağladım. Tüm yazdığı kötü şeylerin hepsi size var. Nasıl düzeltilmesiyle ilgili hiçbir şey yok. Siz meslek etiğiyle ilgili bir eğitim yapıyorsunuz, bir sertifikaya 50 liraya meslek etiğine kavuştun diyorsunuz. Bu değildir arkadaşlar. Parayla bazı şeyler alınmaz. İtibar o insana onara etkilenir. Meslek etiği dediğimiz zaman gelişir. Devamlı sorgulanması gerekir. Meslek etiği böyle gelişir. Ama bizde hiç gelişmiyor. Sene 89'daki kafa yapısı aynı. Bugün de değiştireceğiz. Ne zaman? Ömür bitti ya. 28 senedir buradayım ben. Yeni gelmedim. Arkadaşlar kötülerken bir hata yapıyorlar. Lütfen söyleyin şunu da alt cümle olarak not. 16 yıldır yanlarındayım. Hem de yüz kadroda. Genel sekreter ve başkan yardımcısı. Ve bu grubumun da %80'i de buradan geldi. Nasıl olacak? Nasıl inanırsın? İnanmıyorlar. İnanmıyorlar ama inanmak istiyorlar. Yazık günah. Şimdi deve kuşu diyeceğim ama deve kuşuna da hakaret olur biliyor musunuz? Çünkü deve kuşu dediğimiz yapı yere kafasını soktuğu zaman aslında çok iyi kulakları olduğu için gelecek tehlikeyi sezer. Bunlar tehlikeyi de sezmiyor. Meslek bitti arkadaşlar. Derin bir tarafı göründü. Hala kukla yönetim mi istiyorsunuz? Hala. Evet, TÜRMOK'ta kukla yönetim. Açık mı? Hadi söyleyin. Bunu istiyorsanız size hayırlı olsun deriz. Tüm Türkiye'deki meslektaşları koyuyor. Lütfen iyi düşünün. Yoksa şahıslara değil, mesleğin önünü açmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Yapamayacaksak da bazı şeyleri yapamayacağımızı söyleriz. Olur biter. Ben genel kurulda arkadaşlarıma siyaset yapmayacağım. Dedi ki şöyle bir açıda kalalım ortada. Lütfen siyaset değil, meslekten bahsedelim. Mesleğin geleceğinden bahsedelim. Evet, mesleğin geleceğinden bahsettik. Öbür taraf ocular, bucular, şucular. Yok efendim ülkenin bilmem neyi, yok şu yapacağımız proje hayallendi, işte gerçek oldu. Ne oldu?
ne oldu? Biz sessiz kaldık, üstümüze büyük mü büyük? Hayır. Özleri rahatsızlığı bir sözü var. Bunca boş konuşan insanın arasında dilsiz olmak engel değil, bir devrimdir. Biz orada bir devrim yaptık. Kişiye karşı, otoriteye karşı baş kaldık. Evet, meslek odasında bunu sağladık. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. Bunun dışında bir şey de söylemek artık istemiyorum. Evet, sözlerimi Albert Einstein'ın bir sözüyle sevgili hocalara bırakayım, zamanda çok ilerlendiriyorum. Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer. Kötülük yapanların yüzünden değildir. Durup da seyreden ve onlara ses çıkarmayanlar. Ben sanki söylediğim her şey bir kişi işaret ediyor gibi geliyor. Hepinizi bildiğiniz için çok teşekkür ederim.